Kendinizi artırmak ister miydiniz? Kendinizden birkaç tane yaratmaktan bahsetmiyorum. Yapabildiklerinizi artırmak ister miydiniz? Yeni becerileri, yeni yetenekleri daha kolay kazanmak ve böylece daha harika şeyleri üretmek, rakiplerinize fark atmak, ister iş hayatında ister öğrencilik hayatında olun, daha başka bir konuma doğru yürümek ister miydiniz? Bunlar bugün mümkün. Kendinizi artırabiliyorsunuz üretken yapay zeka sayesinde. ChatGPT, DALL-E gibi muazzam yapay zeka platformları emrimizdeler artık ve bize daha fazla şeyleri daha hızlı bir zamanda yapmamız, artık üretmeyi değil, düşünmeyi dert edinmemiz, daha büyük hayaller kurmamız için bize müthiş olanaklar sunuyorlar. Ama çoğu insan bunun farkında değil. Çoğu insan bunlardan korkuyor, bunları dışlıyor, bunları kullanmayı gereksiz görüyor. Amerika'da bazı okullarda ChatGPT'nin kullanımını yasakladılar. Süper salakça bir karar bence. Neden bu karar salakça? Neden biz de yapay zeka hayatımıza yoğun hak katmalıyız? Ben ne yapıyorum? Benim gibi 54 yaşındaki bir boomer bunu becerebiliyorsa sizler neler yapabilirsiniz? İşte bütün bunlardan bugün bahsedeceğiz. Konumuz üretken yapay zeka ve onun bizi nasıl artırabileceği ya da eksiltebileceği. Hazırsanız başlıyoruz. Önce hiçbir teknolojik terminoloji kullanmadan üretken yapay zeka ne demek bir ona bakalım. Üretken yapay zeka bizim verdiğimiz emirler çerçevesinde bizim için bir şeyler üretip ortaya koyan zeka demek kabaca. Çok zeki de sayılmaz. Bizim emirlerimize bakıyor. O emirler çerçevesinde bünyesindeki dev veriye, o veriler arasındaki desenlere bakıyor ve bizim için en doğru şeyin ne olabileceğini tahmin edip önümüze ürün olarak koyuyor. Çoğu insan sadece ChatGPT ve DALL-E gibi büyük isimleri biliyor ama her alanda varlar. Yazılan video üretmek, videodan yazıya dönüştürüyor olmak, yeni yazı fikirleri ortaya koymak, fotoğrafları düzeltmek, videoları daha iyi hale getirmek, yeni müzikler yaratmak, yeni şarkılar yaratmak, avatarlar yaratmak, avatarları konuşturmak, hepsi konusunda bir yapay zeka var. Cep telefonu aplikasyonları ilk ortaya çıktığında there is an app for that. Onun için bir aplikasyon var. Çok kullanılan bir tabirdi. Ne söylenmeye çalışıyordu? Aklınıza gelecek her konuda bir aplikasyon varsa yardımcı olacak diye. Yapay zekada da o durumdayız. O gün çözmeye çalıştığınız bir mesele, hızlandırmak istediğiniz bir konu varsa yapay zeka platformu arayın bundan ilgili. Mutlaka karşınıza bir tane çıkacak. Bahse girerim. Ve ben de kendi işimde üretici yapay zekayı çok kullanıyorum. İki işim var. Bir tanesi içerik üretimi, şu anda YouTube'da yaptığım gibi. Bir tanesi büyük kurumlara sunum hazırlamak. İkisinde de müthiş işime yarıyor. Bu yolculukları size kullandığım aplikasyonlarla beraber anlatmak istiyorum. Bir zihin açılsın diye. İster büyük bir kuruma bir konuşmacı olarak bir sunum hazırlıyor olayım, isterse bir YouTube içeriği hazırlıyor olayım. Önce fikirle başlıyoruz. Fikir deyince süper yardımcı olabilecek yapay zeka platformları var. Mesela bunlardan YouTube'da ben TubeBuddy'yi çok kullanıyorum. TubeBuddy, YouTube üzerine entegre olmuş bir Chrome extension'ı ve yapay zeka. Aklıma gelen fikirleri oraya giriyorum ve hangisinin YouTube'da benim izleyici kitlem için daha başarılı olacağını bana hesaplayıp ortaya koyuyor. Yüzde kaç ihtimalle o video çok izlenecek onu oradan görebiliyorum. Başlıkla oynaya oynaya doğru başlığı buluyorum. Hatta TubeBuddy bana alternatif başlık önerileri de sunuyor. İnanılmaz. Buradan başlığa karar veriyoruz ve işte YouTube'da biraz ilgilenenler bilirler. Önce başlığı düşünmeniz lazım. Bitiyor bu konu? Hayır. Bu başlıktan ne içerik üretmeliyim ona bakmam gerekiyor. Bunun için ilk gittiğim adres CopyAI. CopyAI'de yaptığım şey o başlığı oraya giriyorum ve diyorum ki bana bu konuyla ilgili biraz alt başlıklar üretsene. Buna outline deniyor, yani bana içeriğimin ana hattını çıkartıyor. Süper alt başlıklar öneriyor. Eğer sorularımı iyi sorarsam ve onunla ilk sohbet edersem daha da güzel öneriler getiriyor. Zaten buna prompt mühendisliği diyoruz. Yani yapay zekaya emir verme mühendisliği çok kritik bir beceri haline gelecek. Bununla ilgili ileride başka videoda inşallah yapıyor olacağım. OpenAI'nin bu çıktısını alıp ChatGPT'ye gidiyorum çünkü buradan uzun bir içerik oluşturmam lazım. ChatGPT'ye şöyle emir yazıyorum. Diyorum ki şu ana hatları kullanarak bana 15 dakikalık bir YouTube videosu içeriği yazar mısın? Hatta burada tonu da belirliyorum. Esprili olsun, ciddi olsun. Hatta burada kullanılması gereken kelime sayısını da belirliyorum. Ve bunun üzerine ChatGPT benim için çalışmaya koyuluyor ve içeriği yazıyor. Asla bu ilk gelen içerik tam istediğiniz gibi olmuyor. Bu durumda daha fazla soru sorarak o içeriği kendinize uygun hale getirmeniz lazım ve mutlaka ciddi bir bölüme sonra elle de müdahale etmeniz gerekiyor. Burası zaten insanın devreye girdiği yerlerden bir tanesi. Ama eskisine göre çok daha hızlı bir şekilde içeriğim yazılmış oluyor. Sonra ne yapıyorum? Bu içeriği alıyorum ve bu içeriği Türkçe'ye çeviriyorum. Şu ana kadarki sürecin çoğunu İngilizce yaptım çünkü İngilizce'de yapay zeka platformları daha iyi çalışıyorlar. İngilizceyi Türkçe'ye çevirmek lazım. Burada da DeepL diye bir yapay zeka platformuna ayarlanıyorum. Müthiş çeviriler
yapıyor. Yani öyle bir çeviri yapıyor ki bir daha hiç dokunmanıza bile gerek kalmıyor neredeyse. Ne oldu? Çevrilmiş harika bir metin var elimde. Buradan sonra ben şu anda manuel dünyaya dönüyorum ve manuel dünyada YouTube videomu çekiyorum. Onu bir prompter'dan veyahut da ezberden o içeriği oraya okuyorum. Daha sonra üzerinde yine manuel olarak video editleri yapıyorum. Görüntüler ekliyorum vesaire. Ama böyle olmayabilir. Synthesia ve Tom.E diye iki ayrı aplikasyon var. Bunlar benim adıma sunumu da hazırlayabiliyorlar. Tom.E'de sadece bu bilgileri giriyorsunuz. Eğer tercih ettiğiniz görseller varsa onları giriyorsunuz. Ona da gerek yok burada. Kendi görsellerini kendisi seçebiliyor ve size bir PowerPoint sunumunu oluşturuyor. Sonra onun üzerine yine yapay zeka desteğiyle bu cümle yerine bir alternatif öner, bu görüntü yerine başka bir görüntü öner bana, bu yerleşim yerine başka bir yerleşim önerin olur mu diye soruyorsunuz ve sizin adınıza Tom.E bütün bunları düzeltiyor. Synthesia daha da enteresan. Synthesia hem sunum hazırlıyor hem de bir avatar sizin ağzınızda o sunumu okuyabiliyor. Bu avatarın sesi sizin sesiniz olabiliyor ve eğer biraz uğraşırsanız o avatar siz olabiliyorsunuz. Böylece sadece yazılı içeriği verip bu tarafta sunum, bu tarafta ise bir avatarın okuduğu bir sunuma kadar ulaşabiliyorsunuz. İnanılmaz değil mi? Bunları şimdilik kullanmıyorum. Kullanmama sebebim de hem biraz pahalı olmaları hem de özellikle Türkçe sunumlarda biraz daha gelişme açık olmaları. Ama yapay zeka hiç durmadan öğrenmeye devam ettiği için yakın zamanda bunu da çözecek mutlaka. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ya bütün bunları yapay zeka yapıyorsa sana ne iş kalıyor? Bana çok önemli iki iş kalıyor. Bir tanesi yapay zekaya bu emirleri ben veriyorum. O kendi başına ne yapacağını bilmiyor. Siz ne isterseniz onu yapıyor. Ne emir vereceğim yani ne konuda içerik üretiyorum bu benim meselem, bu insani bir mesele. İkinci konu da yapay zekalar arasındaki geçişleri sağlamak, onların birbirleriyle entegrasyonu sağlamak. Bu muhtemelen uzun vadede ortadan kalkacak bir şey. Muhtemelen uzun vadede ben video üretmek istiyorum deyince bütün bunlar ardı ardına üretim büyük bölümünü kendi kendine yapacaklar. Ama şimdilik en azından onları bilmek, onlara doğru emirleri vermek, her birinin kendi içindeki ufak tefek kullanım sırlarını çözmek ve onlarla sanki bir çalışanı yönetiyormuş gibi iyi bir yönetici ilişkisi için olmak çok kritik. Ancak o zaman doğru sonuçlar alabiliyorsun. Fakat toplama bakarsanız kendimi artırdım. Çok daha iyi içerikler, çok daha iyi videolar üretebiliyorum. Daha hızlı yapıyorum bunları. Daha iyi sonuç alacak şekilde yapıyorum. YouTube kanalım büyüyor. Sunumlarım daha kaliteli hale geliyor ve işlerim de iyileşiyor. Yani kendimi artırıyorum. İşte hepinize de önerim bu. Bu yapay zeka aplikasyonlarını kullanmayı öğrenmeniz lazım. Ve bunun için hiçbir teknik beceriye ihtiyaç yok. Biraz İngilizce belki. Ondan bile emin değilim. Yeter ki meraklı olun. Aklınıza o gün gelen, yapmanız gereken bir işi yapay zekada nasıl yaparım diye araştırın. İşinizin içerisine ister bir profesyonel kariyer peşinde olun, ister girişimci, isterseniz de öğrenci bunları katmaya çalışın. Bu çerçevede Amerika'daki aptalca eğitim kararına geri dönmek istiyorum. Bazı eyaletlerde hocalar ChatGPT kullanımı yasaklamış. Neden? Öğrenciler derslerini ona yaptırıyor diye. Dersi tabii ki ona yaptıracağız. Mühim olan hangi dersi yaptıracağımıza karar vermek. Mühim olan orada yaratıcı olmak. Mühim olan hangi konu üzerine çalışmak istiyorum bunları seçiyor olmak. İnsana kalan uzun vadede bu olacak. Çünkü fiziksel tarafta robotlar, zihinsel tarafta da yapay zeka yapma bölümünün tamamını hallediyor olacak. Ama ne yapması gerektiği bizim hayal gücümüze, bizim arzularımıza, bizim tutkularımıza bağlı olacak. Ben böyle bir dünyayı tabii çok heyecan verici buluyorum. Ama bu dünyaya hazırlananlar olacak ve hazırlanmayanlar olacak. Hazırlananlardan olmak istiyorsanız beni takip etmeye ve Haddini Aşk Kulübü'ne üye olmaya karar verin bugün. Çünkü hem ben buradan bu konuda çok içerik paylaşacağım hem de Haddini Aşk Kulübü'ne bu konuda çok içerikler, yazılar paylaşıyor olacağız. Kurs önerileri, ders önerileri, platform önerileri sunuyor olacağız. Çünkü ben artık önümüzdeki dönemde yapay zeka dostu olmanın en önemli başarı kriteri olduğuna inanıyorum.